Keşke yaşamasaydık, yaşatılmasaydı. Ama bu tekrardan Galatasaray üzerinden gitmeyelim. Genel olarak Ha, bunu düşünmek böyle lazım. bakalım. Genel olarak İşte düşünmek lazım. Galatasaray'ın önemli oyuncusu niye feshedilmiyor? Bilmem, kimse Ya feshetme o Galatasaray'a da bir bilmem ahlak kimsenin aklı dersine şu bu bu dersi de kimsenin aklında vermesin. değil o. Bu Evet, Galatasaray'ın Galatasaray iç Kulübü'nün vereceği meselesi, karar. başkanı, yönetimi, Galatasaray değerlerini merak etmesin kimse en iyi şekilde ölçüp tartıp Zaten bu oyuncuya cezayı verecekler. onlardan önce orada bir divan kurulu var, genel kurulu var. Onlar zaten gereken hesabı sorarlar Evet. Galatasaray Kulübü'ne. Galatasaray kendi Bize sor, içinde bu tabii konuları her zaman zaten bizlere tartışıyor. dışarıya Çok fena sorardır hiç. hocam. Hem de öyle değil, Hocam, biliyoruz. Beşiktaş Mişi Batshuayi transferini Hayırlı açıkladı. olsun. Oyuncunun siyah beyaz takıma katılmasını da günlerdir açıkçası bekliyorduk. Ne katacak Batshuayi Beşiktaş'a? Aboubakar geçtiğimiz sezon hakikaten olağanüstü bir Evet. performans sergilemişti. Onu aratmaz diyebiliyor musunuz? Valla şimdi aratmaz dediğin önce bir Beşiktaş'ın ilk maçından seyrettik. Onu da canlı seyretme imkanım oldu. Batshuayi bizim standart Liège'den daha çıktığı dönemlerden izlediğimiz, takip ettiğimiz, Benteke de aynı şekildeydi oralardan. Ve Evet. çok iyi yerlerde oynadı. Tamam, kiralık falan gitti ama her gittiği yerde de başarılı futbolunu sergiledi. Artı adamın işte hadi hangi kupayı dersen, FA Kupası var, yok Şampiyonlar Ligi var, UEFA'sı var. Her platformda oynamış bir oyuncudan söz ediyoruz. Yaşı Buna 27. milli takımda dahil. Tabii şimdi Chelsea'de, Manchester'da veyahut da Manchester'da orada burada bir anda farklı şeyler oluyor. Yatırıyorlar size o parayı ama olmayabiliyor. Sizi kiralık veriyorlar. Bizim ülkemizin futboluna, Beşiktaş'ın futbol yapısına uygun bir oyuncu olarak görüyorum. Bir de oynadıkları oyun karakterinden yola çıkıyorum. Şimdi Alex Teixeira da var. Ona ne kadar zamanda hazırlayacaklar edecekler onu bilemem. Çünkü uzun bir dönem oynamıyor. Lukaku bile olmadı hocam. O olmayan Lukaku'yu tekrar geri almak Tekrar için Kerem ne kadar para verdiler? 120 milyon euro Ha, civarı. Lukaku da olmadı. Bokka da o şekildeydi. Biliyorsun Bokka da gitti ne derler Juventus'a. Juventus'a tekrardan Manchester aldı. Bunlar Kevin yapıyorlar De bunu. Bruyne. Yani Yani bunlar Mourinho'nun çok çok var bu eleştirdiği şekilde. noktalardan. Batshuayi Beşiktaş için Salah. Yine Muhammed tabii Salah'tı. Aynı şekilde. Chelsea O da, gördü daha önce. yani bu ülkemizde Beşiktaş'ın da oyun kültürüne, oyun yapısına uygun bir oyuncu olarak düşünüyorum. Yani bizde burada yani daha doğrusu Beşiktaş'ta çok iyi işler yapacak. Yani öyle görüyorum çünkü takımı görüyorsunuz. Canlı izlediğiniz zaman her şey daha önünüzde, tabak gibi önünüzde her şeyi görebiliyorsunuz. Yani oynadıkları bir maç bile olsa şu anda iki tane takıma biz farklı konuşabiliyoruz. Beşiktaş, Trabzonspor. Fenerbahçe bir yapılanmada daha bir oyuncu gelmeler, gitmeler var. Galatasaray yeni bir yapılanmada bu yapılanmalar size en aşağı bir 5 haftanın üzerinde katacaksınız bunları. İzleyenler de o şekilde görmesi lazım. Hemen bugünden yarına bunları toparlamak da olmuyor. Çünkü çok yeni bir oyuncu ama Beşiktaş da öyle değil. Beşiktaş 2 tane 3 tane oyuncu aldı. Salih kaldı. Salih sanki dünkü bir Beşiktaş değilmiş gibi oynamaya başladı. O kadronun içinde ama işte orada da gene hep bahsedeceğiz buralarda. Ya bir Josep var, bir Atiba var. Bunun önüne de şimdi gelen oyuncu ya ekstra bir oyuncu. Onu bir kabul etmek lazım. Yani çok farklı bir Beşiktaş'ın forvet hattında göreceğiz. Gol vuruşları mı var? Bir de Korakor var. Çalım var. Gidiyordu var. Pası var. Havadan var. Yani var hepsi bir santroforda beklediğimiz, istenilen, düşünülen özelliklere sahip bir santrofor. İyi bir seçim yaptılar. Yani bunu inkar edemeyiz. Zaten herhalde transferi kapadılar. Bilmiyorum stoper falan alacaklar mı daha da. Herhalde bir stoper düşünüyorlar galiba. İki transfer daha yapacak. Öyle Yerli bir stoper takviyesi olabilir belki. Yani şey Kaan Ayhan mı? Ya ama Olabilir. onu da sen eğer kiralık almak istiyorsan zaten kiralık vermiyorlar. 5 milyon üzerinde bir bedeli var onun. Bonservis bedeli. Serdar Aziz ihtimali üzerine Serdar konuşuluyor. Aziz'i bırakır mı şimdi bu Yok. şeyde Adana'daki oyundan sonra Serdar Aziz'i herhalde bırakmaz. Ama Türk olarak da dediğin gibi Kaan'ın ismi geçiyor ama bonservis bedeli var yani. Oradan İtalyan kulübü onu öyle veyahut da opsiyonlu diyecek. Yani seni mecbur alma opsiyonunu bırakabilir. O tarzda. Kaan olur mu? Kaan da olur. Yani Kaan'da da 3 pozisyonda oynatabiliyorsun. Hepimizin bildiği bir oyuncu. Yani fazla anlatmaya gerek yok. İki tane ofansif oyuncuların yani santrofor ve arkasını kapattılar. İyi oyuncularla kapat. Tek soru işareti işte Teixeira'yı ne kadar zamanda hazırlayabileceksiniz? Çünkü çok uzun bir dönem oynamadı.
hepiniz içinden geliyorsunuz. Yani birebir çalışsam bile ne kadar o takım antrenmanı, takım futbolunu beraber oynamak çok kolay bir iş değil. Birden toparlamak kolay bir iş değil. Herhalde onu da yavaş yavaş bir 10 dakika, 15 dakika atmaya bakacak. Çünkü hakikaten istim üzerine bir Beşiktaş izliyoruz. Trabzonspor da aynı. Onlar da şey aldılar Yunanlı'yı Alanya'dan. Siopis. Siopis'i orasını da kapattılar ki eksik olan bir bölgeydi. Ama diğer iki takım daha nakarat devresindeler. Onlar da gelecek. Onlar için çok hemen kafadan böyle önyargılı olmamak lazım Galatasaray ve Fenerbahçe için. Çünkü onlar da onları iyice oturtturamadılar ve sürer o. Bir 5 haftayı falan geçecek. İyi bir transfer. Yani iyi bir oyuncu izleyeceğiz. Bize izletecekler Beşiktaş. Nasıl değerlendiriyorsun Batu Şua'yı hamlesini? Muhteşem bir transfer. Yani Batu Şua'yı Beşiktaş'ın zaten bu ligin standartlarının üzerinde olan kadrosuna, özellikle uluslararası arenada, Şampiyonlar Ligi'nde çok etki yaratacak bir hamle. Belçika milli takımı, işte kariyeri, Chelsea, Premier Lig. Dolayısıyla Beşiktaş 27 yaşında böyle bir oyuncu getirmesi çok önemli. Çünkü bizim ligimizde zaten sevgili Sinan, bizim Sinan'da onun da paylaşım vardı. Orada gördüm. Bu ligin geçen yılki gol kralı kim? Upensa. Nereden geldi? Portekiz 2. liginde gol atamayan bir oyuncuydu. Siz Premier Lig'de Chelsea'den bir oyuncu getiriyorsunuz. Daha gelmeden son hazırlık maçında 5 gol atan bir oyuncu. Dolayısıyla Beşiktaş, katılıyorum Trabzonspor'la beraber ki Beşiktaş bir adım önde. Çünkü şampiyon takımının üzerine hamleler yapıyor ve kadrosunu derinleştiriyor. Böyle bir şansı var. Trabzonspor'da çok doğru transferler, zamanda transferler. Bir son dakika gelişmesi var, özür diliyorum. Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları grubundaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi. İlk seti kaybetmiştik. İlk set çok iyi geçmedi ama sonrasında toparlandık. Zaten açık favori olduğumuz bir mücadeleydi. Kazanmak çok önemli. Netice, takımımızı tebrik ediyoruz. 3-1'lik galibiyetle salondan ayrılıyor milli takımımız. Yine Türk taraftarlarında salonda takıma destek vermiş olduklarını belirtelim. Bu şekilde de zaten devam edeceğini, her zaman en iyi mücadeleyi takımımızın ortaya koyacağını da biliyoruz. Devam edebiliriz Nevzat. Çok sempatik bir takım. Hakikaten de olimpiyatlarda gönlümüzde taht kurdular. Belki madalya elde edemediler ama mücadeleleriyle, sergiledikleri duruşla hakikaten göğsümüzü kabarttılar. Onlar da gurur duyuyoruz. Yani, parkede iyiyiz ya maşallah. Çok şanssız şekilde Güney Kore maçı da aslında yani son tiebreak set işte evet, öndeyken kağıt böyle. Kağıt üstünde de kazanmamız gereken çok, bir evet, mücadeleydi ama oluyor sporun içinde bu tip ama şeyler var. Avrupa şampiyonu olabilirler yani. O olabilir. Olimpiyata gitmek önemli ya. Evet. Olimpiyata katılmak bile çok bütün önemli. Bütün sporcuların hayalidir. Dünya evet. Şampiyonu falan olursun edersen olimpiyatlar kesinlikle. Çok farklı bir özelliği. İnşallah Avrupa şampiyonu olurlar. Beşiktaş açısından baktığımızda üst standartlarda Beşiktaş'ın o son yıllarda alışılagelmiş kaliteli hücum forvet ek olarak Batu Şua'yı izleyeceğiz. Abubakar, işte Mario Gomez olsun. Hep fark yaratan oyuncular geldi ve Beşiktaş bu oyunculardan çok faydalandı. Dolayısıyla Beşiktaş özellikle Batu Şua'nın ekmeğini şeyde yer. Şampiyonlar Ligi'nde bence tabii. Daha motive olmuş. Kendisini de orada göstermeye çalışacak bir Batu Şua'yı olacaktır. Kurallar yine, önemli yine tabii. İyi bir takıma geliyor. Yani baktığınızda bu takım hazır bir takım ve taşların yerine oturduğu, rollerin belirginleştiği bir ortamda Batu Şua'yı bugüne kadar sergilediği performansların en azından rakam anlamında, istatistik anlamında üzerinde çıkabileceği bir ortama geliyor. Yani kimi koysan zaten, kimi getirsen zaten bir şekilde burada faydalı olurdu. Batu Şua'yı daha fazla faydalı olacak. Bir de takım eski işte en kudusu vesaire anlaşabildiği oyuncuların da fazla olması önemli. Ben de hocam gibi düşünüyorum. Beşiktaş ve Trabzonspor'un birçok avantajı var. Fenerbahçe bana göre çözülmesi zor bir denklem gibi görüyorum Fenerbahçe'yi. Yani ne çok negatif konuşabiliyorum ne çok pozitif cümleler sarf edebiliyorum. Çözülmesi zor bir denklem diyorum. Çünkü bazen sisteme, bazen işte oyuncu
potansiyeline baktığınızda çok şey vaat ediyor ama orada saha içerisinde çok karşılığını alamıyorsunuz. Belki çok iyi transferler yapacak, işte hala kadrosunu güçlendirebileceği zaman var. Dolayısıyla Fenerbahçe orada bir yani çok bilinmeyenli bir denklem, çözülmesi zor çok bilinmeyenli bir denklem görüyorum. Galatasaray açısından baktığımızda da bir gençleştirme var. Ama diğer taraftan da ya örneğin mesela Galatasaray'ın beklerine baktığımda ben gönül rahatlığıyla olur diyorum. Yani boy 20 yaşında ama diri, en azından gidip geliyor. Ofansif yönünde o bir gelişim gösterebilir. Gelişim Fanağın gösterebilir. Zaten olmuş Arnold, bir oyuncu. İşte Arnold gibi oyunculara da ihtiyacınız var. Yani ne kadar değerli olduğunu hocam kısa sürede hissettirdi.